Bu kafa karıştıran şekilleri sanatın çeşitli dallarında görebiliriz. Yalnızca gözünüze hitap etmekte kalmayıp kafanızı zorlayan bir resme bakmak harikuladedir. Bu resim Dave Fisher tarafından yapılmıştır ve sihirli yapboz bulmacası adı verilmiştir. Resimde yapboz parçalarını birleştiren bir kız ve erkek vardır. Durun bir dakika. Yoksa yapboz yapan yalnızca erkek mi? Kız da yapboz görüntüsünün bir parçası mı? İki türlü de görünebilir. Bunaysa Leonardo Burro'da bir adam adı verilmiştir. Ve Meksikalı ressam Octavio Ocampo tarafından yapılmıştır. Eserin adının neden bu olduğunu düşündünüz mü? Leonardo kendini gösteren bir görüntü çiziyor gibi görünüyor. Ama tekrar bakın. Ata binen adamı gördünüz mü? Tıpkı Leonardo gibi o da iki kez görünüyor. Octavio Ocampo'nun başka bir resmine bakalım. Buna Don Quixote'un değirmeni görsel yanılsaması denir. Resimde bir yüz görürsünüz ama tekrar baktığınızda ata binen bir adam ve onun arkasındaki değirmeni fark edersiniz. Başka gizli nesneler de vardır. Görebiliyor musunuz? Sıradaki resimde de bir adam yüzü göreceksiniz. İlk bakışta bıyığı varmış gibi duruyor. Ama bir daha bakınca belki de bir adam yoktur. Belki de o gözler birer evdir. Belki de o burun bir ağaç gövdesidir. Peki ya adamın kafası? Pekala. Bu tarz nesneler sizin bakışınıza bağlıdır. Hepsini görüyor olsanız bile tümünü aynı anda göremeyebilirsiniz. Görsel yanılsamayı başka bir seviyeye taşıyan pek çok modern ressam da vardır. Portland'da bir ressam olan Damien Gilley, düz duvarlara ve yüzeylere yalnızca duvar kağıdı ve bant şeritleri kullanarak derinlemesine bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Karmaşık eserlerine bir göz atalım. Özel boyut ve orantılarla düz boşluklar derinliğe sahip gibi görünebilir. Malezyalı Tang Yao Hong yanılsamalar yapan bir sanatçı. Negatif boşluk ve ışığı kullanarak gerçekten gerçeküstü yanılsamalar yapmıştır. Harika görünmüyor mu? Erik Johansson da zeki bir ressam, fotoğrafçı ve yeniden dokunuşçudur. Fotoğraflarını gerçeküstü kavramlar ve manzaralarla nasıl karıştırdığını görünce büyüleneceksiniz. Yanılsamaları sanatla birleştirdiğinizde kesinlikle gözleri ve beyinleri karıştıran birkaç yolunuz var demektir. İnsanlar yalnızca bakıp geçmeyecek, defalarca defalarca dönüp bakacaklar. Gerçek. Canlı bir beynin servis bıçağıyla kesebileceğiniz kadar yumuşak olduğunu biliyor muydunuz?